Hepinize selamlar, hepiniz yepyeni bir Mont & Blade Warband bölümüne hoş geldiniz. Mont & Blade Warband'da Girls Power isimli başarımın peşindeyiz. Yani kadın bir karakterle ki hanımefendimizin adı Yarmagül sevgili dostlar. Yarmagül hanımefendiyle bu diyardaki hak iddiacılarından biri olan sevgili Şar'ın adını hatırlamadım. Sarrenid'in başına geçmeye çalışan bir kadın var. Onu başa geçirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu birazcık böyle hani nasıl oynanır ya da nasıl yapılır tarzı videolardan biri. Hani Mont & Blade Warband 2024 yılında oynanır mı başlığıyla başladık. Çok çöküyor, ne yapabilirim, hangi krallığı seçmeliyim, hangi yoldaşı seçmeliyim gibi video konseptinden devam ediyoruz. Bu videoda da amacımız nasıl para kasılır. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şehir var para kasabileceğimiz. Bu da Rivacek şehri. Rivacek şehrine işletme açmaya çalışıyorum. Ama işletme açmaya çalışırken oradaki yerel halkla ilişkimin ekside olduğunu hatırlıyorum. Bu yerel halkla ilişkinin eksiden kurtulabilmesi için benim buradaki haydutları kesip sevgili dostlar bölgeyle ilişkimi ilerletmem gerekiyor. Sonrasında deniz yağmacılarını kese kese para kasıp o bölgeye bir işletme açmaya çalışacağım. En büyük amacım, en büyük hedefim bu. İncili Arva mıydı? İncili Arva değildi sanki ya. Snow Lady'si Izona vardı. İncili Arva şeyde ya. Bannerlord'da değil mi? Ya da benim kafa gitti. Ben karıştırdım. Bu arada 40 kişilik bir askeri grubum var. Elimde şeyler de var, yoldaşlarım da var. İncili Arva'ydı galiba değil mi? Notlardan, karakterlerden bulacaktık galiba bu hak iddiacılarını. Neydi kendisi? Snow Lady'si Isola vardı. İncili Arva, evet doğru. İncili Arva'ymış abi. İncili Arva'yı geçirecektik tahta. Hemen Rivacek şehrine doğru gidelim. Ve orada görevimizi teslim edelim. Lonca Başkanı ile konuşup ödül aldıktan sonra bakalım ne kadar para istiyor ona bakıp bol bol tundura haydutları. Şu tundura haydutlarını keseyim giderken değil mi ya? Abi farm farmdır yani. Deniz yağmacıları kadar para vermese de farm farmdır. 2x paranın fiyatı Steam'de 15 dolar. Triple Games. Epic'te ne kadar bilmiyorum. Enver abim. Dediğim gibi abi. Tarifede X muhabbeti olmamasının sebebi şu. Abi bu arada Dead Island 2 kurulu. Haberin olsun. Türkçe yamasını falan da yaptık. Samedim de indirmiş onu. Dediğim gibi abi X muhabbetinin olmamasının sebebi gece uyuduğum vakitler süreden düşmüyor. Sebebi o. Ana bu sefer daha hardcore. Mesela yemeğe gittim. Yemeğe gittiğimde birini bulamadım. Onu da eklerim. Hiç sıkıntı değil. Band kaydı oynanan vakit hiçbir şekilde süre azalmayacak. O şekilde. Selamlar Vutex, hoş geldin. Sarrenid'e gidip bence asker toplamayalım şu an. Bak Sarrenid memleklerin sayısı artıyor gitgide. Bence şu an asker toplamayalım kanka. Niye biliyor musun? Bence ilk başta biz işletmeyi kurmaya odaklanalım. Bak doğru düzgün paramız yok. Para kasmak için o işletmenin açılması lazım. Hiç kendimizi bence riske atmayalım. O çok iyi. Talimci. Yön bulmayı salmıştık. Envanter yönetimi. Güçlü germemiz falan da güzel. Şahane abi. Şahane gameplay. Kundaklı yaylara falan gidiyorduk bir yandan. Umarım at sırtında kullanılabilen güzel kundaklı yaylar vardır. Haydutların inine girip basmayacağım bu arada. Bannerlord serisi. Olabilir. Olabilir. Ama şu anlık Warband ya. Şu sıra. Mont & Blade Warband. Ki ilk bölümün yorumları efsane güzeldi arkadaşlar. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. İlk bölümün yorumlarından acayip memnun kaldım. Hatta bütün yorumları tek tek cevaplandırdım. Tabii benim cevaplandırdığım saatte video atılalı 10 saat falan olmuştu. 33-34 tane falan yorum vardı. Hatta süper teşekkürlerden destek olan dostlarımız bile vardı sevgili Ramazan Bey. Selam olsun kendisine. Bayağı seviliyor Mont & Blade serileri. Siz severseniz biz de devam ederiz efendim. Hiç sıkıntı değil. Bu arada o şey muhabbetini biliyorum hani. Oh çok güzel. Çok güzel. İlişki en azından sıfıra ilerledi. 1000 dinar, 2000 tecrübe kazandık. Abi işletme amaçlı çok toprak verir misin? Verirsin.
Bak buradaki kadife atölyesi ne kadar veriyor? Karınız 1312 dinar olacak diyor. 10K para toplayıp buraya benim bir an evvel şeyi açmam lazım. Arenadan değil. Pazar yerinden şu eşyaları bir satalım. Arkadaşlar bir an evvel 10K para toplamamız lazım ki haftalık bize 1K kar getiren o işletmeyi açabilelim. Zaten biliyorsunuz benim grubun toplasan akarı kokarı o kadar. 1335 dinarlık bir ücret ödüyoruz. 1200 dinara yakın para geliyor. Bence çok iyi. Yani aşağı yukarı kafa kafaya dengeleyecek. Biz ne yapacağız? Biz canımızı çok azaltmadan burada deniz yağmacıları arayıp o parayı kasmaya çalışmaya devam edeceğiz. Sonrasında lordlara yalakalık falan da yaparız. Hileler full kapalı bu arada. Normal ayarlarda oynuyoruz. Bilginiz olsun. Çapulcuymuş la bunlar. Yok abi bunları kesip ne elde edeceğim ben? Onun yerine şuradaki 20 deniz yağmacısını vursak 1000 kat iyi. Geliyorum. Dükkanı açtığımız an rahatlayacağız bu arada. Rivacek gibi başka şehir var mı bu arada? That's a nice head you have on your shoulders. Rivacek gibi başka şehir var mı orasını bilmiyorum. Buranın gerçekten çok güzel para getirdiğini biliyorum. Burası dışında diğer mekanlara pek hakim değilim dediğim gibi. Bu arada şöyle biraz adamları bir araya getireyim, biraz bekleteyim. Arkadaşlar toplu halde hücum etmek önemli. Zira bu arkadaşlar toplu halde hücum etmediğiniz zaman biraz can sıkıyorlar. Armorları falan çok kalın bunların. Bayağı bir gelişmiş askerleri var. Biz canımız sıkılsın istemeyiz. Bu arada ben az headshot yemedim bunlardan. Şöyle tekrardan bir hücum emrini verelim. Adamlar buraya doğru dönmüşken. Oğlum ne oluyor? Ama ansızın adamımı ölü bulabiliyorum. Sevgili Yarmagül Hanım'ı. Evet. Hiçbir bok yapmadan canımın hertini çıkardılar. Sağlık olsun. Çok eskiden oynadığımda Sargot güzel getiriyordu. Sargot. Sargot neredeydi ya? Bunların hepsi Bannerlord'da zannediyorum biliyor musun? Sargot neresiydi abi? Şeydi galiba değil mi? Ragnar'ın başkenti. Nordların orası. Benim canı gene malamat ettiler. Esir yönetimine hiç vermedim. Memlüklerin sayısı ve normal atlıların sayısı artıyor. Şükür ki çok fazla ölen kalan yok. Eti bir tık aşağı alıp şöyle alabilirim. Zırhı, armoru, ıdısı, bıdısı her bir boku var. Tamam geri kalanlarını satacağız. Zırh 37, benim sakladığım zırh 39. Ayaklık zırhı falan da iyi. Hiç eldiven düşmedi. Abi iyi farmlıyoruz da. Deniz yağmacılarında para mı yok ne? Borça sen ne yapıyorsun? Borça zekaya verdi. Yön bulmayı beşledik. Borça ile yön bulma, iz sürme. Onun dışında şöyle şöyle. Sırf Borça'yı zaten yön bulma için aldık. Arkadaşlar Bahistur ve Ymiria da eklenecek bu kompa. Arada sırada gittiğimiz yerlerde Ymiria'ya da bakalım. Nerede diye. Güç özelliğini arttırdım şöyle. Bahistur'la Rolf savaşçıydı yanlış hatırlamıyorsam şayet. Devam. Devam abi para bulabilmek için Paso yağmacı ayıklamaya devam. Bannerlord'da var Sargot Vilanlia şehri. Burada da var Sargot balım. Burada da Ragnar'ın başkenti. Bir bakmak lazım aslında yani ne kadar para veriyor, ne ediyor. Bir bakıp ona göre karar vermek lazım. Ama Rivacek'in ben çok yüksek verdiğini biliyorum yani. Şu ikisini keser miyiz? Keşke diğer deniz yağmacıları da katılsaydı size. Abi yürü şunlara tek gireceğim diye canımızı sıktırmayalım. Çok canımızı sıkabiliyorlar çünkü. Ymiria'yı alacağız. Ymiria'ya bakmak lazım şehirlerden. Çünkü yaralanma olayımız falan biraz fazla oluyor. Artemender mühendisimiz ileride bize kale fethederken yardımcı olacak. Rolf Bahestur zaten savaşçı. Baktığın zaman sevgili Borça da hız konusunda iyi. Bence durumumuz şu an iyi bu arada. Yalnız askerleri bir kere kaybedersek yani oyun bir kere sıfırlanırsa bizim için geri dönüşü çok zor olur. O yüzden işletmeyi garanti açalım. Hem
Ben bu Riva Çek şehrinin en güzel yanı coğrafi konum olarak da çok korunaklı bir durumda olması. Miğfer artı 39'du burada. Bunu koydum. Bunu aldım. Artı 40 miğfer iş yapar. Yani Riva Çek şehrinin güzelliğine bakar mısınız dostlar? Acayip korunaklı bir yerde. Yani buranın çok fazla ben haraslanacağını zannetmiyorum düşmanlar tarafından. Köle kral. Gel bakalım oradan kelleci reisine falan gidersin. Bizim durum iyi. Şu 10 adamı bir patlatalım. Millet bu arada birbirini yiyor. Bizim Kalradda diyarında kim bilir kaç gün zamanımız geçti. İleride lordlarla ilişkiyi arttırmak için kaleleri alırken full yardım etmemiz gerek. Peki sana şunu sorayım sevgili Lixan. Biz nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Yani nasıl bir yöntem izleyeceğizden kastım şu. Krallığın birine katılıp atıyorum Sarrani'de katılıp o lordlarla full arayı iyi tutup sonra onları yanımıza çekmek suretiyle İncil'i Arba'yı mı tahta geçirmeye çalışacağız? Yoksa direkt İncil'i Arba'yı tahta geçirmeye çalışıp bütün Sarrenit'le falan mı çarpışacağız? Ne yapacağız? Bütün Sarrenit'le çarpışırım bu arada. Ya kaçak göçek asker toplayabileceğim çok yer olur günün sonunda. 7 zarar mı verdim? Ah be, ulan hiçbir zarar verememişiz ha. Hop. Biraz haşırt. Pek bir şey yapamadık ama en azından adamlarım ölmüyor öyle düşüneyim. Birazcık bardağın dolu tarafını görelim. Sarranik'le Acemi'yi falan almıyorum. Zira Acemi'yi kasacak zamanı geçtik diye düşünüyorum. Silahımız, kılıcımız, kalkanımız, her şeyimiz hazır. 6K'da para var. Gidelim şunları bir Riva Çek'te satalım. Biz başka parayı nerede bulabiliriz? Acaba Sargot'a doğru ilerleyip Nordların turnuvasına mı odaklansak? Neredeyse 1K para geldi. 872. Kardeşim peynirsiz olmaz. Peynirsiz, ekmeksiz, lahanasız olmaz. Tamam ekmek alalım 900. Oldu 7K. Şuranın hanına bir gireyim. Abi Ymiria ya da Bahestur. Kelti'yi aramıyorum. Kelti'de envanter yönetimi vardı galiba. Kelti bir aşçıydı diye hatırlıyorum orduda. Şimdi Nord şehirlerini bir gezelim. Nord şehirlerinde turnuva kovalayacağım işin açığı. Yani turnuva olabilir, şey olabilir. Yarmagül hanımefendi buradaki birkaç deniz yağmacısını kesebilir tekrardan. Ya da deniz yağmacısı değil abi artık. Bilmiyorum orada farm atılmıyor. Sen bana bir turnuva ver. Aha vallaha turnuva var. Abi çok iyi. Peki benim can değerim ne alemde ki? İnşallah kazanabileceğimiz bir candır ya. Babalar burada kalın. Diğer ekipler birbirini yesin. Bu bizim Keltoroş Wolf. Evet. Kavgada yenildin ama turnuva hakemi seni bir üst tura aldı. Şükürler olsun. 3 savaşçıdan oluşan 4 grup. Kal burada. Al burada dedim de adam çoktan şey yapmış abi. Ölme lan. Niye Rolf sürekli karşıda ben onu anlamadım ki. Şu sarılıyı indirmemiz lazım chat. Ha yok bu sarılı değil bu bizimki. Tamam üst round'da iki şey çıkacağına göre iki ekip çıkacağına göre biri bizizdir diye tahmin ediyorum. Gene elenmedik şükürler olsun. 3 savaşçıdan oluşan iki grup. Abi dur. Ya ne olur iş yapın ya. Gene mi tek kaldık?
O atla çok hamle yapma lütfen. Şükür ki kafasını yarabildim. En azından kargı margı yok işin içerisinde. Buna da şükür. Zerina iyi iş çıkardı. O zaman bundan sonrası Zerina ile birebir. Aynen galiba Zerina ile birebir ya da başka bir adamla. Zerina da Rolf'le teke tek atacak galiba. Şükür. Şimdi teke tek muhabbeti. Aynen burada Zerina devreye giriyor. İyi bari en azından bir turnuva kazandık. 4000 altınlık bir ödül geldi buradan. 200 dinar ödülden 3980 şan şöhretten geldi, böyle oynadığımız bahisten geldi. Of, 10.600. Abi bir şey söyleyeyim mi? Birkaç tane daha yağmacı patlatıp işletmeyi açıyoruz abi. Olay bu. Birkaç yağmacıyı patlattın. Kaçaklar ordusu var. Çiftçi, kelle avcısı. O 8 tane kelle avcısını alırım ya. Gel böyle. Abi orduyu hiç terk etmemiş olmayı diyeceksin. Yürü. Öyle yapacağım ya. Bir iki tık daha kasılıp artık gitme vakti. Onurum bu save'de Sarranid'e çökmek yerine balım. Sarranid'in tahtının sahibi Sultan Hakim. Ama o tahtta hak iddia eden bir kadın var. İncili Arva. Biz bu seride Sarranid'in içinden geçmek yerine Sarranid Sultanlığı'nın başına Sultan Hakim yerine İncili Arva'yı getirmeye çalışacağız. Yani late game nasıl olacak hiç bilmiyorum. İleri oyun nasıl olacak hiç bilmiyorum. Şu an early game'de ben kendime bir işletme açıp para kasmaya çalışıyorum. Aslında en hızlı para kasma yolu köy yağmalamak da. Şu an ben köy yağmalarken benim kafama üşüşürlerse oradan dönüşüm olmaz. O yüzden risk almadan, sıfır riskle ilerlemeye çalışıyorum. İki tanecik atmat mı geldi? Bu kadar mı? Neyse, kurtardığımız 8 kelle avcısı bize kârdır. Şu yağmacılara dalalım. Aynen öyle, taht savaşı. Bundan sonra taht savaşı. Peki bir şey soracağım dostlar. Hani dediğim gibi late game'de olayı nasıl gerçekleştiriyoruz acaba? Onu bileniniz var mı? Ne yapmak gerekiyor? Hani Sarranid Sultanlığı'na bağlı alıp... Anladım. Şey yapacağız diye tahmin ediyorum o zaman. Fırlatma silahları acayip kuvvetli bu arada. Bunlar beni yiyebilirler. Gidip Sultan Hakim'e bağlılık yemini edeceğim. Sonra bütün Sarranidli lordlarla ilişki kasacağım. Ya da Sarranidli lordlarla bağlılık yemini etmeden ilişki kasayım abi. Gideyim adamların görevlerini yapayım. Bu arada bence Sultan Hakim'i destekleyen adam daha çok çıkar. Hadi Bannerlord biraz daha böyle şey de, cinsiyet konusunda hani kadın karakter biraz daha var. Kadın lord biraz daha var da Warband'da hiç yok abi. Hiç gördünüz mü Warband'da kadın lord? Yani Ymiria'yı şey yaparsan, taht sahibi yaparsan belki hani... Ymiria'ya da Kelti'yi şey yaparsan... Oyunda toplasan 4 tane kadın falan var herhalde ya. Bak şöyle bir düşünelim. Suno Lady'si Izola var. İncili Arva var. Ymiria var, Kelti var. Bir de neydi? Deşavi var, Deşavi. 5 tane kadın. Toplasan kaldıra dediği yarında 5 tane kadın var.
Ya kadın lord derken anla işte lady. Catherine, Dechavi, Matelt. Dechavi de. Lan oğlum. Ymiria. Catherine, Dechavi, Matelt. Suna Lady'si Izola ve İncil'i Arva. 6 tane kadın varmış işte ya. 4'ü yoldaş, ikisi Lady. Canım ben işletme amaçlıyla bu şehirden toprak satın almak istiyorum. 10.000 dinar vereceğim. 1.300 dinar verecek haftalık. Çok güzel para. 10.000'i buraya dom aldım. Şu an askerlerime ödeyecek param yok. Askerlerime ödeyecek para için biraz daha farm atmam lazım. Ama bundan sonraki haftalarda rahatlayacağız. Neden? Çünkü bundan sonraki haftalarda artık iş serbeste binmiş olacak. Oradan sürekli düzenli para geldiği için ben orduyu rahat kasacağım. Abi normalde en yüksek para dediğim gibi yağma da. Ama şimdi nereyi yağmalayacağım? Çoklu. Bana fazla deniz yağmacısı var. Böyle bir 40-50 tane yok mu ya? 40-50 tane ver. Şunlarla şöyle bir çarpışalım. Yok galiba 40-50 tane yok. Oo, iyi oyunlar dilerim. World of Tanks odak gerektirmiyor mu ya? Oo. Lan World of Tanks oynamayı denediğimde genelde benim bokumu çıkarıyordu adamlar. World of Tanks, World of Warship, bunlar bana gameplay çok zor geliyor biliyor musun? Ya normalde hani bu oyunlarla alakalı bir işbirliği içerisinde de olabilirdik ama bana bayağı gameplay'i zor geliyor. Vuramıyorum adamları. Demek ki agalarla böyle koordineli, iletişimli bir şekilde oynamak gerekiyor. Vallahi keyif alıyorsan ne güzel kral. İyi oyunlar dilerim. Evet dostlar, bu arada Riva Check'te kendi işletmemizi açmayı başardık. Bu bizim için gerçekten büyük bir olay oldu. Buranın lorduyla da ilişkimiz iyi, adamlarıyla da ilişkimiz iyi. Şu an için herhangi bir krallığa bağlı olmadığımızdan dolayı zaten kimsenin gelip bize bir mırın kırın edecek hali yok. Ne yapıyoruz? Burada bol bol haydut pataklayarak hareket etmeye çalışıyoruz. Benim bütün adamlara verebileceğim, ay zırhlar mırhlar ne güzel ya, şunları görmeniz lazım. Zırhıydı, şeyiydi, Vayagir savaş maskesiydi. Ki Vayagir savaş maskesi giyerim de. Şu an benim 4000 altınlık bir sermayem yok. Abi o zaman yavaştan böyle bir hanlardan bizim Ymiria'yı mı aramamız lazım acaba? Kelti. Yavaştan hanlarda aramaya başlayalım ya. Kurav şehrine doğru falan gidelim mesela. Bu arada şehir görevi de iyi para verdi yani. Şehir görevi de yapılabilir. Ama dediğim gibi en babası yağma. Mesela Rodo'a falan mı yağma atsak diyeceğim de Rodoklar piyade olarak bizden çok çok üstün. Bizim elimizi kolumuzu kırabilirler yani. Şimdi Sarnani'de bağlılık yemini ettiğimizde diyardaki diğer devletler düşman olur. Mesela Sarranit'le Vayagir'in savaşta olduğunu düşün. Ben biraz ondan dolayı şeyden çekiniyorum. Sarranit'le Vayagir'in savaşta olduğunu düşün. Ne olur Vayagir? Dur ateş etme mi? Ne yapayım oğlum?
Abi ben öleceğime o ölsün abi. Hancı ile ilişkiniz iyileşti diyor. Nord kılıcı. Çentilmiş Nord kılıcı var bende. Bir de elma alayım. Buranın hanına bakamadım da. İyi bari kavgacı sarhoş ilişki geliştirir zannediyordum. Sargot'ta ipekçi iyiydi ya da demirci. A bakalım Sargot şehri bizim işletme açmamıza izin verecek mi? Bir de o var, burası Ragnar'ın. Mesela toprak satın alsam. Ne demiştin? Demirci 238 getiriyor kanka. Demirci boş. Ya da iplikçi mi dedin? Keten kumaş var, kıyafet var. Deri var, bira var, şarap var. Kadife 542. Kadife gene iyi. Deri 94. Deri boş. Sargot'a bakıyoruz şu an. Baranım, selamlar kardeşim, hoş geldin. Lordlarla konuşurken ikna becerisi lazım olacak. Abi kesinlikle doğru diyorsun. Şarap. Şarap eksi 136. Abo. Dokumadan kıyafet 14. Yok kanka, bence kadife hariç hiçbir şey kurtarmıyor burada. Eksi 126. Yani Rivaçek'in kadife de verdiği şeyi vermiyor yani, o 1300'ü vermiyor. Hoş geldin balım. Kadife. Emre abim Helldivers 2'ye girdi ya. Ulan parayı nasıl bulacağız biz? Şehir şehir dolaşıp turnuva o zaman. En azından turnuva verdi mi 2000 veriyor da. Ayrıca Ymiria'yı da aramış oluruz. Ymiria ya da Bahestur'u. Köle Taciri Ramun, Gezgin. Gezgin Aşık. Alayan Bunduk. Oha, Suno şehrini ellerinden almışlar mı şeylerin? Nordları, Svadyalıların elinden almış bizim Nord tarafı. Vay be. Nordlar hep bu kadar güçlü müydü ya? Ben bu arada oyalanıyorum da, benim para yetecek mi bunlara ödeme yapmaya? Anca. Ha bir de şimdi Ymiria'yı bulurum, o 300 ister. Onun 300 isteyişiyle beraber bizim işin rengi değişir. Burada da yanlış hatırlamıyorsam orman aydutları falan oluyordu. Praven, Kral Harlaus'la tereyağı keyfi. Şu an kaleye dalmayacağım ki. Evet, eksi 1600 geldi. 175'im var sadece. Bizim işletmenin artık böyle bir hafiften kendine gelmesi lazım. Burada turnuva vardır. Burada turnuva vardır da. Burada turnuvada bahis oynayacak para Samet Efendi de var mıdır? Oğlum git buradan. Selamın aleyküm. Eyvah. O fake bu arada hocam. Swadia turnuvalarını bu yüzden çok girmek istemiyorum. Güzel. Alan çok dar ve şey var. Kılıç kız kardeşini de şişledik. İşte adamlar sabit durursa. Koltuklanmış kargı vuruşunu neresine yaptım mesela ben bunu? Yine mi at sırtında pek? Dur ben oynayacağım seninle. Ben döneceğim seninle. Efendim bu seride Girls Power başarımını kazanmaya çalışıyoruz. Yani kadın bir karakterle
taht iddiasında bulunan kadınlardan birini başa geçirmeye çalışıyoruz. Suno Lady'si Isola ya da İncili Arva bu tahtı destekleyebileceklerimizden birileri oluyor. Oh, atın içinden geçtiler. Biz bu seride İncili Arva'yı tahta geçirmeye çalışacağız. Oh, şükür. Oğlum birinci bölümün beğenileri, yorumları, her şey çok güzel. Doğru doğru Baran'ım, Helldivers 2 bende de vardı. Sen bana hediye etmiştin. Sen benden gir, Enver abim senden girsin. Helldivers 2'de takılın. Evet dostlar, turnuvada yardıralım. Yarmagül, Borça, Antimander, Kral Harlaus bile burada. Kendi üstüme 50'lik daha attım. Bütün turnuvalar bu şekilde olacak değil mi? Çok ölmemeye çalışaraktan. Diyorum ya dostlar, yani ellerinize sağlık. Bölümlerin yorumları çok güzel. Beğeniler hakeza aynı şekilde çok güzel. Sırtımdan kargı vuruşu yiyeceğim diye korktum ki yedim. Mesajlar da çok tatlı ponçik olunca biz de devam ediyoruz işte. Mesela bu bölümün en büyük olayı Montant Blade Warband'da nasıl para kasarımdı. Ne yaptık? Deniz yağmacılarını kese kese Rivaçek şehrinde Kadife Dokuma Atölyesi açtık. Kadife Dokuma Atölyesi sağ olsun haftalık 1300 dinarlık gelir sağlayacak. Bununla beraber diğer bir para kasma yolu olan turnuvaları da deniyoruz zaten. Evet, İncili Arva Sarranikli efendim. Doğru hatırlıyorsunuz. Sarranid'in tahtının sahibi Sultan Hakim değil, İncili Arva'dır diyeceğiz bu seride. Bizim herif orada kriz geçiriyor galiba. Ya ben ona dönüp charge'layıp gelene kadar... Bu bizden değil mi? Aynen, bu çocuk bizden. Şuna bir soku ver be. Sana zahmet. Geliyor. Belki ben bunu burada oyalarsam, sen onu oyala ben geleyim. La rahat dur. Bana daraltı gelmeye başladı chat. Bana daraltı gelmeye başladı. Şükürler olsun. Kral Harlaus'un ta kendisiymiş bu arada bu dövüşen. Aa. Kameramız biraz kapalı olacak efendim. Ay, geliyor bana daraltı. Vallahi. Warband onun üzerinden kaç, Bannerlord onun üzerinden kaç. İkisi de güzel oyunlar. Bak, işin açığı bu. Bakma ben çok fazla oynadığından dolayı şeyim de, bazı yerlerde bayabiliyorum böyle. Özellikle mesela şu turnuva muhabbeti beni birazcık bayıyor. Zaten Bannerlord'da da Batanya turnuvalarını tercih ediyorum. Bence Bannerlord çok iyi durumda da, mesela birine 9 birine 10 verecek olsam Warband 9, Bannerlord 10 olurdu. Niye? Warband'da çünkü grafiklerin eskiliği biraz hissediliyor ister istemez. 15 senelik oyun dostlar. 1800 dinar kazanacağım bu arada. Kazanırsam, ki kazanmama dışında bir ihtimalim yok. Mecbur kazanacağım. İki savaşçıdan oluşan 3 grup. Savaşalım anam. Bizimki birini şişledi, çok iyi.
Şu arkadan gelen yeşilliği ben aldım mı? Atına vurmuşum. Tamam, halledeceğim. Turnuvada 3.9 alamayacağız çünkü param yoktu. Turnuvaya da paraya basamadım. Turnuva. Oy, çok iyi oldu. Şey diyeyim mi, 15 senelik oyun ama hala oynatıyor. Dediğim gibi alt tab atmak zorunda kaldığında da shift tab yapacaksın abi. Shift tab diyorum, pardon. Alt enter yapıp ekranı küçülteceksin. Bitti. Koltuklanmış kargı vuruşunu nasıl yedim abi? Adam hala yürüyordu yani bu ara. Mavili bana takmış kafayı. Mavili bana kafaya takmış hocam. Adam ille de ben, ille de ben diyor. Cano, ben şunu şuradan alayım. Mavili de ötekini indirdi. Mavili mavili mor çiçeği benim almam lazım. Mavili'nin öldürdüğü Kont Ger atmış. Zerina'yı öldürmüşüm ben de. Geriye bir tek bu herif kaldı. Ah be. Vallahi son elimdeki 5 dinarıma kadar bastım. Ölmemem lazım. En azından ölmezsem 1000-2000 dinar civarı bir şey alabilirim. Höst lan. Dana. Evet, birebir de özellikle kargo oynarken hafif bir cinnet geçirecek gibi oluyorum. Ama onun dışında iyiyim yani böyle. Hafif bir cinnet geliyor ama. Böyle bir sağdan sağdan basıyor terleme. Hadi buyurun. Şimdi kim kimi nasıl öldürecek abi? Bak, bir fikrim var. Gel delikanlı gibi yumruk dönelim, gel. Gel, vallahi ağzına tüküreceğim ha. Sıfır zarar, sıfır zarar .com. Sapık gibi arkadan deniyor. Bekle, beni geleceğim. Ya babacım bu... Bu muhabbet eziyetten farksız ama. Dur dur dur, şuradan bir yerden döneceğim. Buradan bir yerden başarabilirsem hız kesmeden dönmeyi. Evet, çarptım. Ya sürekli atlama çarpıyor. Kaç dakikadır kargı kaldırıyor. Tasarlayanlara sorsana onu. Niçin bu dünyanın en sıkıcı etkinliğini düzenlemişler mesela? Teke tek kaldık. Kont Klargus'la. Ya
İlk 28 hasarı verdim. Sakin ol. Oo. Bu sefer o bana vurdu. Nasıl yapacağız abi? Kontrol alt F4 atamıyorum. Hileler kapalı. Başarımı alabilmem için hilelerin kapalı olması lazım. O benim atı deldi geçti. Hadi buyurun. Hadi buyurun abi. Hadi buyurun. Evet. Swadia turnuvasına neden girilmez? Ders 101. Sıfırlandık efendim. 0-6. Para nasıl kazanırdan para nasıl kaybedilir? Neyse olsun olsun. Çok da önemli değil. Sevgili dostlar şöyle yapalım. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler efendim. Videomuzu burada sonlandırmış olalım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.